Üriner sistem ÖSYM e tadında 3. teste başlıyoruz. Güzel bir soru. Böbreklerin hidrojen iyonları atmaları ve kanı tamponlamaların önemli bir yolu böbrek tübülü içerisinde amonyak salgılamak. Bir grup bilim insanı tarafından bu mekanizmayı aydınlatmak için bazı işlemler yapılmış. Peki buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şöyle işlemleri bir gözümüzün önüne getirelim bakalım. Bir grup fareden bir böbrek tübül zar proteini olan rhcg proteininden sorumlu geni susturulmuş yavrular elde edilmiş. Bakın, gen çalışmayan yavrulara knockout yavrular demişiz. Bu proteini üretmeye devam edenlere de yabanıl tip bu fareler kontrol grubu olmuş. Üretmeyen nakav fareler deney grubunu oluşturmuş. Bu farelerin kanının başlangıç pH'ı, üre amonyum ile plazma bikarbonat düzeyleri de ölçülmüş. Kontrol ve deney grubundaki farelere 6 gün boyunca hafif bir asit olan amonyum klorür çözeltisi içirilmiş, deney öncesi ölçülen 3 değişkenin değişimi, 2. ve 6. günlerde ölçülüp aşağıdaki grafikler elde edilmiş. Sıfırıncısı deney öncesi, 2 ve 6 deney süreci. 1 nolu grafik kanın pH'i, 2 nolu grafik idrardaki amonyak, amonyum miktarı, 3. grafik ise plazmadaki bikarbonat konsantrasyonu. Peki yorumlayalım hocam. Altıncı günde yabanıl tip fareler kanın asit dengesini yeniden sağlamıştır. Kanın asit dengesine baktığınız zaman kan pH'ından bahsediyorsunuz değil mi? Yani birinci grafikten. Yabanıl olan turuncu olduğuna göre başlangıçta bakın bu civara yaklaşmış bir durumdayken diğeri o knockout olan yaklaşamamış bile başlangıç durumuna. Demek ki burada o yabanıl tip ne yapıyor hocam? Amonya işte bir dengesini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi dikkat edin. Bizim bir geni susturduğumuz canlı söz konusu. Ve bizim o genle alakalı bir işi bulma ihtimalimiz var bu deneyin sonunda. Deney boyunca yabanıl tip fareler idrarlarında knockout farelere göre daha fazla amonyum atmış. İkisinde amonyum kloru içirmişsin. Tamam. İdrarındaki amonyum deney boyunca bak diğerinden daha fazla. Çünkü diğeri böyle bir şey yapamıyor artık. Oradaki bigen defekt oldu, defekte uğradı. RHCG proteini muhtemelen böbrek tübüllerindeki azotlu atıkların bazılarının taşınmasını sağlamakta. İşte orada knockout olan fareleri görüyorsunuz ki plazmadaki, idrardaki o bikarbonat amonyum klorür amonyum dengesini sağlayamadığına göre Demek ki azotlu maddelerin atılması ile ilgili bir geni susturmuş durumda bu bilim insanları. O yüzden cevabımız E seçeneği olur. Şekilde nefronlarda idrarın içeriğinin ayarlanması için gerçekleşen olaylar verilmiş. Hangileri doğrudur? Bakın malpigi cisimciği var burada. Glomerus kılcaları ve Bowman kapsülü. Glomerustan Bowman kapsülüne doğru süzülme gerçekleşir tabii ki. Ama hocam ikiye baktığım zaman süzüldükten sonra bazı maddelerin damara tekrar alındığını görüyorum. Damara doğru alınıyorsa buna geri emilim denir hocam. Bu da tamam. Ama damardan tüpe doğru atılıyorsa bu da salgılamadır. Cevabımız E seçeneği olur. Basit gibi görünse de ÖSYM'nin güdümünde olan bir sorudur. Ok yönlerine lütfen dikkat edelim. Glomerulus kılcal yumağı ve Bowman kapsülünün birlikte oluşturduğu malpigi cisimciğinin enine kesiti gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Glomerus kılcalı podosit adı verilen epitellerle sızdırmaz bir şekilde sarılı. Ne sızdırmaz hocam? Sızdırmasaydı buradan süzülme gerçekleşebilir miydi? Benim böyle bir derdim yok. Benim podositlerin varlığına ihtiyaç duyma sebebim iki ucu atardamar olan glomerus kılcallarının zarar görmesini engellemek. Sızdırmazlık diye bir şey yok. Getirici atardamarın daralması glomerler süzülme hızını azaltacaktır. Mantık şudur hocam. Şimdi sen getirici atardamar şöyle glomerulus, şu da götürücü atar. Benim eğer buradaki damarı daraltma mantığım varsa yani şöyle daralttım 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 o zaman buraya gelecek olan sıvı miktarını azaltacağım. Sıvı miktarını azaltırsam da süzülme azalacak. Bu ifade doğru. Glomerulus'un endotel tabakası ve bazal zarı diğer vücut e, kılcallarında bulunmaz. Arkadaşlar vücut kılcallarının var olmasının mantığı zaten tek katlı yassı epitel endotel tabakasıdır. Bazal zar dediği de bu hücrelerin üzerine oturduğu katmandır. Hadi bazal zarı duymamış ol ama diğer kılcallarda da endotelin epitelin olmadığını söylemezsin. Yanlışı sormuş Cevabımız 1 ve 3 olacak. Değişik maddelerin idrarla atılma hızı böbrekte 3 işlemin toplamıdır. Süzülme, bakın, maddelerin böbrek tübirlerinden karan geri emilimi ve kandan maddelerin böbrek tübirlerine salgılanması. Yalnız dikkat edin, buradaki toplama işleminde geri emilim hızının önündeki işaret eksi. Neden? Çünkü hocam idrara atılma diyorsun, geri emilim idrardan alma gibi düşüneceksin. Ama süzülme ve salgılamayı niye yapıyorsun? Atmak için yapıyorsun. Peki buna göre maddelerin idrardan atılma hızlarını yüksekten düşeye doğru sıralayalım. Şimdi idrardan atılma hızının maksimum olması demek aslında her şeyi idrara göndermişsin demek. Her şeyi idrara gönderen şekil hangisi? Bak şunu görüyor musun? Bu işte her şeyi idrara gönderiyor. Yani ne en yüksek? Bir de her şeyi toplayan grafiği bulursak o da en düşük olacak. Bak o da burada hocam her şeyi toplamışsın. O zaman M de en düşük. N'nin en yüksek, M'nin en düşük olduğu yeri buldum ama devam ediyorum kıyas yapmaya. Şuradaki idrar mı, şuradaki idrar mı daha fazla olur? Bakıyorum. Süzülme var. Burada ise süzülme var, geri emilim var. Hmm. O zaman buradaki daha fazla hocam. Cevap ne olur? C seçeneği. 1 litre su içen bir insanın idrar oluşumundaki bazı değişkenler gösterilmiş. Şimdi sen ek sıradan sıvı yüklemesi yapmışsın vücuduna. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Suyun alınması idrar hacminin artmasına neden olmuş. Bak idrarın akım hızını arttırmışsın. Tamam. Böbrekler tarafından atılan toplam çözünmüş madde miktarı nispeten sabit kalmıştır. Zaten mantık şudur. İdrarın ozmolalitesi düşmüş, görüyor musunuz? Çünkü su artmış eğer su ile beraber mineral de artmış olsaydı şu düşüş olmaz sabit kalırdı. Ama mineral aynı hocam. Önceden x atıyordum şimdi de x atıyorum. Ama su artmış suyun arttığı yerde çözünmüş madde miktarınız az kalırsa ne olur? O zaman hocam böyle gördüğün gibi ozmolarite düşer. Hmm, o zaman sen bu ifadeye doğru diyebilirsin. Böbreklerin bu yanıtı aşırı su alındığında plazma yoğunluğundaki Önemli azalmaları engeller. Bakın dikkat ediyor musunuz? Siz aşırı derecede su içmiş olsanız bile plazma yoğunluğunuz da sabit tutulmaya çalışılıyor. Zaten bu suyu atma mantığınız bu. Eğer içeride kalırsa su ne yapacak? Plazmanın derişimini değiştirecek. Ne diyorum? Bir saat içerisinde çok yüksek miktarda 6-6,5 litre su içen bir insanın yaşamsal faaliyetleri durabilir. İşte öğrencilerim ben bunu söylüyorum. Gidiyor işte bana bir video atıyor. Hocam bakın bir çocuk var 2 litre su içiyor bir dakika. Ya arkadaşlar eğer inanılmaz derecede su kaybetmişsen hormonal bir rahatsızlığın varsa aşırı fiziksel aktivitesi, aktivitede bulunmuşsan hava çok sıcaksa bu zaten olabilecek bir şey. Ben şunu söylüyorum. Şu anda susama hissin yok. Yok öyle bir hiss hissiyatım yok. Ama oturdum 6 litre su içtim. Tabii ki ben bundan bahsediyorum. Cevap E seçeneği olur. Aşağıda verilen durumlardan hangileri nefron kanallarındaki sıvı hacminin artmasına neden olur? Bakın adrenalin artarsa süzülme azalır arkadaşlar. Çünkü daha önceden de çözdüm. Dedim ki getirici atardamarı daraltırsanız buraya getirdiğiniz sıvı miktarı azalır. O yüzden adrenalin süzülmeyi azaltır. Bu gitti. Getirici atardamarın genişlemesi. Genişletirsem daha çok sıvı gelecek böbreğe. Tamam. ADH azaldı. Antidiüretik hormon yani suyun geri emilimini sağlayan hormon azaldıysa suyu geri ememezsin. Bu da idrardaki sıvının artacağı anlamına gelir. Cevabımız 2 ve 3 olur.